bu başka tecelli ediyor. Katı cisimler dediğimiz maddeler üzerinde ilahi kanun yine başka cereyan ediyor. Mesela demir madenini düşünelim, demir. Bilhassa soğuklarda sıfırın altına düştüğü zaman soğuklar demirde değişiklik olur. Demir dediğimiz o metalde, madende, demir dediğimiz o cevherde sıfırın altına düşen soğuklarda demir dediğimiz madende değişiklikler olur, değişmeler olur. Ne olur? Büzülür. Demir büzülür. Sıcakta ise genişler. Soğukta demir büzülüyor, böyle canlı gibi. Sıcakta ise genleşiyor, genişliyor. İlahi nizam böyle. Bunu Cenab-ı Hakk'ın yeryüzüne koyduğu eşya üzerinde, tabiat üzerinde, madde üzerinde, elementler üzerinde koyduğu Allah'ın nizamı, kanunu bu. Bunu insanlar koymamış. İnsanların bunda bir payı da yok. İnsanların bunda bir müdahalesi de yok. Ortam soğuduğu zaman demir büzülüyor. Isındığı zaman demir genişliyor. Bundan dolayı demir yolları döşenirken, bilmiyorum dikkatini çektiğini, demir yolları döşenirken iki tane demirin uç uca geldiği yerde mutlaka iki parmak, üç parmak, dört parmak o iki demirin karşı karşıya geldiği noktada boşluk bırakırlar. Yani ucunu ucuna değdirmezler demir yolu döşeyenler. Orada iki demirin arasında bir boşluk bırakırlar. Niye? Yazın o demir sıcakta ısındığı zaman ilerler, genişler, o zaman burun buruna gelir. Eğer siz başta burun buruna yapmış olsanız, demir ısınınca genişleyecek ve öbür demirin üstüne öbür demir çıkacak. Ray bozulacak, düzen bozulacak. Kışında demir solunca çekilecek, düzülecek, aradaki boşluk normale gelecek. Yazın demir ısınıyor, genişliyor, kışın demir soğuyor, büzülüyor. Bunu çocuklar bile, çocuklar, ilkokul çocukları bile bunun böyle olduğunu bilir. İlahi kanun böyle. Ama katı